I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. Elon Musk neden Twitter'ı satın aldı, Trump'ı neden destekledi? Amerika birkaç yıldır bu sorunun cevabını arıyor. Magazin Rüzgar'ı araştırdı ve bu sorunun cevabını bulacağınız bir haber hazırladı. I'm not just a bitch. I'm a bitch with a backstory. Her şey 2020'de başladı. Musk, yoksa intihar eder tavsiyelerine uyup 16 yaşındaki oğlunun trans olmasına izin verdi. Sonrasın çok olan Musk, LGBT lobisine savaş açmak istedi. Oğlumu öldürdüler dediği LGBT lobisiyle mücadele etmek ve diğer çocukları kurtarmak için bir şeyler yapmak istiyordu. It's being worked on, it's being worked on. Just hold your goddamn horses for 5 more seconds, okay? Elon Musk, yakın dostlarına, oğlum Xavier'e ergenlik engelleyici ilaç verilmezse intihar edeceği söylendi. Onun cinsiyetini değiştirmek için hormon takviyesi yaptılar. Oğlumu öldürdüler. Oğlumun öldüğü gün, bu sahte özgürlükçülerle ömrüm boyunca savaşmaya yemin ettim, şeklinde yakınıyordu. I lost my son essentially. So, you know, they Yıl 2020. Musk'ın 16 yaşındaki oğlu Xavier kimlik bunalımı yaşıyor. Musk'a bir psikolog oğlunun trans olmasına izin ver ve kağıtları imzala diyor. Musk izin kağıtlarını imzalıyor. Musk o günler için beni kandırdılar ve oğlumu öldürdüler. Ömrüm boyunca onlarla savaşacağım diyor. Elon Musk 16 yaşındayken oğlu Xavier'in trans olmasına izin vermesinin travmasını atlatamadı kini. Oğlunu böyle gördükçe daha da arttı. Oğlumu öldürdüler, benden çaldılar diyerek ABD'yi esir alan LGBT tayfası lobisine savaş açtı. Oğlu şu an 20 yaşında ve Musk'ı reddetti. Oğlunu LGBT'ye kaptıran ve kendini affetmeyen Musk, ilk iş olarak LGBT propagandasının karargahı Twitter'ı aldı. Zarar etmek umurunda değildi. Artık pislik yuvasına girmişti. Şirketin 7500 çalışanının yaklaşık yarısının kovdu. Artık X, LGBT'nin merkezi olmaktan çıkmıştı. ABD'de transgender, yani çocuk translar akımı deli gibi yayılıyordu. Kaliforniya'da çocuk trans yasası kabul edildi. Musk SpaceX merkezini California Hawthorne'dan Texas Starbase'e taşıma kararı aldı. Oğlunu LGBT'ye kaptıran Musk için bu konuda zarar etmek ya da para zerre umurunda değil. Musk kendini diğer çocukların kandırılmamasına adamıştı. Musk'a göre bu bir hastalık değil, kandırmacaydı. Çocukların bilinçaltlarına hitap eden grup genetiği oynanmış gıdalarla çocuklara hormon takviyesi vererek trans olmalarını hızlandırıyorlardı. Biden Trump'tan görevi devralınca ilk işi LGBT'yi destekleyen onlarca karar imza atmak oldu. Çocukların LGBT olmasını, hormon tedavisini teşvik etti. Eşcinsel sözcüleri Beyaz Saray ve Pentagon'a doldurdu ABD askerleri arasında LGBT'yi suç olmaktan çıkardı. Biden, LGBT'nin bile hayal edemeyeceği her şeyi kabul edip tek tek uyguluyordu. Are we toppers at the White House? Biden family goes all the way back to being watermen in this state. Trump ise Biden'ın aksine LGBT'ye savaş açmıştı. İşte Musk'ın aradığı lider buydu. Take over, Elon, yes, take over. Başkan olduğum ilk gün, çocuklarımıza transseksüel çılgınlığı ve diğer uygunsuz ırksal, cinsel veya siyasi içerikleri dayatan herhangi bir okulun federal fonunu kesmek için yeni bir yürütme emri imzalayacağım, diyordu. On day one, I will sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory, transgender insanity and other inappropriate racial, sexual... Elon Musk, ticari kaygı para hesabı yapmadan sola ve LGBT'ye savaş açtı. Cumhuriyetçi oldu. Birçok ünlü de dahil, artık Tesla'ya binmem dedi. Ama Musk umursamadan bildiği yoldan devam etti. Şimdilerde Hollywood yıldızları Megan Fox'un 3 oğlu var. Charlize Theron 2 erkek çocuğu evlat edindi. Onlara göre el kadar çocuklar, ben kızım demiş güya. Evlat edindikleri erkek çocuklarını kız gibi giydirip trans bireyler yetiştiriyorlar. Bunları fark eden Elon Musk, Trump'ın en büyük destekçilerinden oldu. Milyonlarca dolar destek verdi. Musk son 4 yılda hızlıca değişip cumhuriyetçi muhafazakar oldu. Oysa bu onun ticari hayatı için çok riskli bir karardı. Müşterilerinin çoğu demokratlardan oluşuyordu. Ancak Musk bunu çok dert etmedi.
ticari hedeflerini bir kenara bırakarak 2020'de 16 yaşındaki oğlunun trans olması dönüşümde bu kararları vermesinde büyük etken olduğu iddia ediliyor. I'm not just a bitch. I'm a bitch with a backstory. Trump seçimi kazanınca zaferini ailesiyle kilisede poz vererek kutladı, ailesinin yanında Elon Musk da vardı. Biden ve Kamala yönetimini devirmenin mutluluğunu birlikte yaşadılar. Elon Musk'ın 16 yaşında trans olan oğlu Xavier, şu an 20 yaşında Musk'a dava açıp tüm ilişkisini kesti ve adını değiştirdi ve uzun süredir babasıyla görüşmüyordu. Trump kazanınca ise ülkeden kaçarcasına ayrıldı. Musk oğlunu kaybetti ama intikamını Biden Kamala'dan aldı. Elon Musk biyografi kitabında Twitter'ı satınma gerekçesini woke virüsünü yok etmek olarak tanımlıyor Musk. Bu nedenle oğlumu kaybettim. Woke, akıl virüsünü yok etmek için yemin ettim, diyor ve X'i bu yüzden satın aldığını ima ediyor.